Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, neler yapıyorsunuz? Bugün güzel bir kitap alışverişiyle karşınızdayım. Bu kitaplarım aslında ben bir yerden yaptım, bir de küçük bir tane başka bir siteden yaptım. Genel olarak Amazon sitesini kullandım ben. Bu sefer hiç memnun kalmadım. Kargolarım çok çok geç kaldı. Şu an bu kargoları aslında bir hafta önceden gelen de var, bir gün önce gelen de var. Ve hala bana ulaşmayan kargo da var. 8 Mart'ta gönderilen kargo hala ortalıkta yok. Yani 3 tane kitabım şu an hala bana ulaşmadı. Hani bekle bekle, artık bekleyemedim. Diğer kargoları açayım dedim. Bir 20 küsür ya da 30 mu tam hatırlamıyorum artık, kitaplara bakmaktan, sinirlenmekten. Kaç tane aldığımı bile hatırlamıyorum. Zaten ulaşmayanlar şu an en son baktığımda site güncellemesinde yani 3 kitap bana ulaşmamış diye görünüyordu. Sonra en son kontrolümde ise 2 kitap görünüyor. O bir kitap hangisiydi? Kaybolan, hani bunların içinde var mı yok mu bilmiyorum. Yani şu an bir kitabım da ortalıkta yok. Bakalım nasıl çözüm bulacağız? En son hani o göndermeyenler ne olacak? Temin edilecek mi, edilmeyecek mi? Onu da bilmiyorum. Yani Amazon'la alışverişim son oldu artık. Bir daha da Amazon'la yani yapmayı düşünmüyorum. Evet arkadaşlar, şimdi geçelim, neler aldım neler almadım ki, türlü türlü yani bayağı bir karışık kitap aldım. Şimdi öncelikle bir de şöyle bir sıkıntı yaşadım. Bana teslim edilen kargoya bakar mısınız? Şu şekilde kargo bana teslim edildi. Daha doğrusu bana da değil, kardeşime teslim edilmiş. Ve yani şimdi bunu böyle gördükçe, hani baktım da kitap eksik değil. Hani sayısına baktım, kitaplarda bir sıkıntı yok. Ama yani getiren kargo, yani MNG kargo getirmişti, açıkça söyleyeyim zaten. Şikayette de bulundum hani şey olarak, mesaj olarak. Hiçbir yararın olduğunu düşünmüyorum. Yine buna benzer yine bir tane benzinli kitap gelmişti. Yani memnun kalmadım yani Amazon. Hani nasıl bir paketleme yapılır ki kitap bu şekilde, yani kargo bu kadar yırtılır, parçalanır. Onu da anlam veremedim. Ve dediğim gibi artık Amazon'la alışverişim buraya kadardı. Zaten yırtmışlar, onun için direkt ben de şöyle zaten yaparsam bütün kitaplar çıkıyor ve kitaplar döküldü. Birazdan alacağım. Önce bir bakalım burada neler var. Şöyle gösterirsek 11 kitap vardı bu alışverişim içinde. Bir de kitapları hani ayrı ayrı gönderdikleri için 3-4 tane böyle ayrı ayrı paket halinde gelmişler. Şimdi ben öncelikle şuradan kitaplardan iki tanesi yere düşmüş. Birazdan onları en son göstereceğim. İlk elime gelen kitap William Golding'in Serbest Düşüş adlı kitabı. Çok şükür bir hasarı yok. Sapasağlam. Bir diğer kitabım Gılgamış Destanı, Hasan Yücel klasiklerden. Bunda da bir hasar yok. Yine modern klasiklerimizden Maxim Gorki'nin Artomonovlar adlı kitabı şu şekilde. Bunda da bir hasar yok. Şöyle bir bakalım. Yine modern klasiklerimizden Doktor Hastalandı. Bunun kapağı çok güzelmiş. Şu şekilde. Bunda da bir hasarımız yok. Bir diğer kitabım Kazuyi Ishiguro'nun Günden Kalanlar adlı kitabı. Bu benim ödüllü kitaplarımdan biriydi galiba. Ödül alan kitaplardan. Nisan ayı okuyacaklarımdandı galiba. Bir diğer kitabımız Agatha Christie'nin Poirot'un İlk Davaları adlı kitabı. Yani o kargonun öyle gelmesine, yani bu gerçekten bu kitapla bu kadar sağlam gelmesine de şaşırdım. Yani sanki bilerek yırtılmış, getirilmiş, yani içine bir kontrol edilmiş gibi göndermişler gibi olmuş. Paul Lafourie'nin Tembellik Hakkı. Şöyle ince, güzel bir kitap. Agatha Christie'nin Ölüm Saatleri yine kitabı. İki tane uzun süredir okumuyordum. İki tane aldım. Son kitabımız Robert Graves'in Tanrı Kledus adlı kitabı. Şöyle. Gerçekten yani sağlamlar. Birazdan bu diğer iki kitabı da sizlere göstereceğim. Öncelikle sıradakilere devam edeyim. Şöyle bir Amazon'da yine bir kutum var. Şurada öncelikle onu açayım.
Şimdiki kitabımız Anton Çehov'un Vişne Bahçesi. Şu şekilde. Bu kutumuz şöyle küçük minnaktı zaten. Turgut Uyar'ın Büyük Saat. Bu kitap indirimdeydi. Ben onun için almıştım bu kitabı. Galiba 29 civarı filandı. Şöyle şiir kitabı. Bakalım. İlk kim varsa diye bir şiiri denk geldi gözüme. Evet, Turgut Uyar'dan Büyük Saat adlı şiir kitabını aldım. Bir diğer kitabımız yine modern klasiklerden Oz Büyücüsü. Şu şekilde. Şöyle. Bunlarda hiçbir hasar yok çok şükür. Bir diğer kitabım Tatar Çölü. Dino Buzatti'nin kitabı. Şu şekilde. Ah, ayraca düştü. Bir sıkıntı yok. Bu kutumuzda bunlar vardı. Şimdi bu kitap alışverişim ben Trendyol'dan yapmıştım. Hani daha doğrusu hiçbir yerde bulamıyordum bu seti. Bir anda tükenmeye başladı. Çünkü Netflix'te dizisi başlayacaktı. Onun için hani bir anda bulunmaz olmaya başladı. Ve ben bunu hani Trendyol'dan aldım ve arkadaşım şey demişti, hani belki orijinal gelmeyebilir, korsan olabilir. Çok üzülmüştüm. Ama bana gelen kargoda oku oku kitap sepetinin şeyi geçiyordu. Kutusu şöyle gelmiş. Ve buna çok sevindim. Genelde her zaman alışveriş yaptığım yerde. Yani inşallah kitaplarımız orijinaldir. Evet, şimdi kutumuzu açıyorum. Evet, kutumuzu açtım. Kitap sepeti her zaman şöyle ayraçlar gönderiyor. İki tane şöyle bir şey çıktı. Kutumuzun ilk galiba bir küçük çanta bırakmışlar. Şöyle Martı Yayınları'ndan. Martı Çocuk. Şöyle bir bez çanta. Güzel, kullanırım ben bunu. Evet. Kutulu bir şekilde aldım. Ciltlisini aldım bu setin ben. Aldığım seri Grishevers serisi. Evet, şöyle durun, kitapları da çıkarayım tek tek. Bayağı güzel görünüyor. Büyük ihtimal çok hoş, baksana da. Yani arada böyle seriler okumayı seviyorum. Bakalım, dizisinden önce kitapları okumayı seviyorum. Onun için hani arada böyle çerezlik güzel olur diye düşündüm ve de aldım. Bakar mısınız ne kadar güzeller. Şöyle şeyi merak ettim, cildini. Şöyle simsiyah. Valla siyahla çok uyumlu, çok hoş. Çok beğendim kitapları. Ben bunları galiba 75'e aldım. Yani bu 3 kitabı 75'e aldım. Ve birkaç ay önce inanır mısınız bu set 40 lira falan inmişti. Yine aynı Trendyol'da ve ben almamıştım. Evet, yine kazıklanacak şekilde serimizi aldık. Ama bildiğin sitelerde yoktu. Yani tükenmişti. Şu şekilde kitaplarımız. Birazdan kutusun içine bırakırım. Diğer şeylere geçeyim. Poşetlerimize. Bir tane şöyle bir kitap var. Galiba içinde bir tane olması lazım. Robot. Aslında bir hani videonun başında hani demiştim ya, kitaplar gelmedi daha. Onlardan biri buydu. Gönderildi diye görünüyordu. Hani açmadığım için bilemiyordum. Ben diğer iki kitap diye zannediyordum. Şu diğer pakette merak ediyorum. Bakalım bu kitap hani normalde sistemde gönderildi diye görünüp ama teslim tarihi, yani teslim edildi diye görünmemişti bana. Evet, bu kitabı aldım. Yani fiyatı da yani bayağı iyiydi. 30 liraya aldım ben bunu Amazon'dan. Pahalıydı da. Ama merak ettiğim için İtaki Yayınları'nın bilim kurgu serisinden. Bir diğer kitaba bakalım. En son kargom işte bu kaldı. Bakayım
gelmeyen kitap bu mu? Ama sanki eksik var gibi. Bakalım bu kitap hangisi? Evet, bu da Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Bir diğer kitabım da bu. Ve bu biraz hoşlanmadım. Biraz hasarlı gibi. Şöyle baktığımızda ezilmiş gibi. Yine her ay biliyorsunuz Ahmet Antamlar'ın kitaplarından okuyorum. Bu da yine Nisan ayının galiba kitabı olması gerekiyor. Evet, şimdilik aldığım kitaplar bunlar. Bir dakikaya kitapları bir sayacağım. Bakayım kaç kitap var burada. Ki... Şeyleri unuttum. Biraz önce yere düşürdüklerimi ilk kutudan onları da göstereyim. Mihail Lermontov'un Zamanımızın Bir Kahramanı adlı kitabıydı. Bunda bir sıkıntı yok. O açık olan kargomuzda sadece birinde bir sıkıntı vardı. O da Music Hall adlı kitabımın şöyle şu kalınlıkta ve sadece şurada ezilme oluşmuş. Yani de onu da artık göz yumdum. Kitaplarım bunlar ama bir tane kitap eksik. Şu an onu tam kavrayamadım hangisi olduğunu. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle hepsini bir araya getirmeye çalışacağım ve sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar, yeni aldığım kitaplar bunlar. Şimdi kaldırabilirsem hepsini sizlere göstereceğim. Şöyle uzaktan gösterirsek. Şu an burada tam 20 kitap var arkadaşlar. Son işte kitaplığıma eklenenler bunlar. İleriki aylarda yine, daha sonra ileriki günlerde yine alışverişler yapacağım. Siz en son kendinize neler aldınız? Yorumlarda görüşelim. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.